Evet, beklenen gün geldi. Game Powers'tan da RGB oyuncu mouse'u inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım, bu efsane mouse'un kutu açılımı ilk bakış videosunu kanalda paylaştım. O videodan sonra da zaten inceleme videosu çekeceğimi söyledim. Ve şu anda inceleme videosunu çekiyoruz. O videoda bahsetmediğim detaylardan, yazılımından, kullanımından vesaire, genel kullanıcı yorumlarından da özellikle elimden geldiğince bahsetmeye çalıştım. Şimdi yine kutu açılım videosunda yaptığım gibi ilk olarak kablodan başlayacağım. Zaten genelde mouse'dur, kulaklıktır, işte klavyedir, bu tür ürünlerde inceleme olsun, kutu açılım olsun, her videomda ilk olarak kablodan başlarım. Kablodan başlayıp ürüne doğru yavaş yavaş ilerlerim. Şimdi kablodan zaten bahsetmiştim, çok fazla üstünde durmayacağım. Tamamen örgü bir kablosu bulunuyor şöyle netlerse. Ek olarak da 1.8 metre bir uzunluğa sahip olduğundan bahsedilmiş. Yani kablonun uzunluğu, kalitesi vesaire tartışılmaz. Bence kaliteli. Yani buna ek olarak bir şey söylememize gerek yok. Şimdi kabloyu geçelim, bilgisayarımıza takalım, biraz da mouse'dan bahsedelim. Şimdi mouse'un genel tasarım detaylarıyla başlayalım. Dostlarım, bir kere mouse'un normal piyasadaki birçok mouse'dan çok daha farklı, kendini ayrıştıran bir tasarım dili bulunuyor. Bu tasarım dili sadece hani tasarımla kalmamış, ergonomi olarak da yansımış. Yani siz bunu kullandığınız zaman sadece tasarım olarak size avantaj değil de kullanışlılık olarak da avantaj sağlıyor. Yani alıp da kullandığınız zaman elinize bir terleme hissi oluşturmuyor, ağırlık hissi oluşturmuyor. Terleme hissi oluşturmamasının sebebi de zaten tamamen elinizin temas ettiği her yerin açık olması. Bu mouse da bu şekilde açık olarak yapıldığı için terleyen, yani eli çok kolay terleyen insanlar için çok daha başarılı bir yapısının bulunduğunu söyleyebilirim. Yani tasarımla kalmayıp da biraz da kullanışlılığa önem verilmiş mouse'da. Mouse'un içerisine baktığınız zaman anakartını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ek olarak içeride şu anda zaten ışığı belli oluyor. Bir Game Power logosu bulunuyor. Bu logo öndeki scroll tuşuyla senkron bir şekilde çalışıyor. Bunun modunu vesaire ayarlayamıyorsunuz. Sadece ışığı ayarlanıyor diye biliyorum. Yani ışığını ayarlama şansınız bulunuyor. Ancak modunu, örnek veriyorum, flash modu mu olsun, nefes alma modu mu olsun, bu tür modları ayarlayamıyorsunuz. O modlar sadece buradaki şeritte çalışıyor. Yani buradaki RGB şeridin modlarını ve rengini ayarlayabiliyorsunuz. Bunda da renk ayarlanabiliyor, ancak mod ayarlanma şansı bulunmuyor. Dediğim gibi senkron bir şekilde nefes alma modunda yanıp sönüyor. Logo içeriği güzel bir şekilde aydınlatıyor. Özellikle benim mouse'um, yani bana gönderilen mouse piano black olduğu için, parlak siyah olduğu için bu içerideki ışık buraya yansıma yapıyor ve güzel bir görüntü oluşturuyor. Mat siyahında bu kadar hani parlak olmadığı için fazla yansıma oluşturmuyor. O yüzden bu kadar güzel bir görüntü ortaya çıkmıyor. Birazdan yazılımıyla renkleri nasıl ayarlanıyor, DPI ayarı nasıl yapılıyor, bu renkler nasıl değiştiriliyor, tuşların işte makroları vesaire nasıl ayarlanıyor, bunlardan bahsedeceğim. Yenileme hızı, tazeleme hızı, bu tür şeylerden de, yani teknik detaylardan da biraz sonra bahsedeceğim. Yani şu anda teknik detaydan çok kullanıcı detaylarından bahsediyorum. Çünkü teknik detayları internette bulabilirsiniz, ancak kullanıcı detaylarını bulmak zor olacaktır. Şimdi parlaklığından, renginden, hafifliğinden vesaire bahsedeyim. Yani şu an bunun altı boş. Siz buna ağırlık uyguladığınız zaman, siz buna vurduğunuz zaman bu zarar görecek mi, kırılacak mı? Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki her ne kadar delikli, boşluklu ve altı boş bir yapı bulunsa da bunu bayağı bir sağlam tasarlamışlar. Yani esneme payı bile yok. Hiç esnemiyor. Çok sert, kaliteli bir şekilde yapmışlar. Şimdi bunun iki tane renk seçeneği bulunuyor. Bir mat siyah, bir de parlak siyah. Bana gönderilen ürün parlak siyah. Parlak siyah olduğu için evet, tasarım olarak daha güzel göze geliyor. Çünkü işte ışıkları yansıtıyor, parlıyor, siyah parlak gözüküyor falan, hoş geliyor. Ancak parlak siyah olmasının bir de dezavantajı bulunuyor. Ne olacak derseniz, tabii ki de parmak izi. Yani kullandığınız zaman işte lekeleri, parmak izlerini görebiliyorsunuz. İşte 1 saat 2 saat kullandıktan sonra gözünüze çarpıyor. Tabii şu an ben bunu sildim, temizledim. Hani sizin için sıkıntı olmayacaksa bunu almanızı tavsiye ederim. Eğer hani benim elim çok terliyor, ben leke kalmasını istemiyorum, elim çok fazla terlesin istemiyorum diyorsanız da mat siyah rengini tercih etmenizi sizlere tavsiye ederim. Zaten ikisini de açıklamaya linkini bırakacağım. Artık mat siyah, parlak siyah, hangisi size uyarsa onu satın alırsınız. Şimdi tuşlardan bahsedelim dostlarım. Toplam 1, 2, 3, 4, 5... Yani şu scroll'da sayarsak 6 tane tuş bulunduğunu burada söyleyebiliriz. Tuşların sesini biraz size dinletmek istiyorum. Normalde biliyorsunuz bu tür oyuncu mouse'ların sesi biraz yüksek çıkıyor. Bu
şekilde bir Switch sesi bulunuyor. Switch'lerimizin 20 milyona kadar tıklama ömrü bulunuyor. Ya tabii ki de bu 20 milyon diyor da belki 30, 40, 50 milyona kadar da çıkar. Bu sadece alt limit olarak 20 milyon diyor. Yani 20 milyon sonra bu bozulacak, basmayacak diye bir şey yok. Belki 50 milyona kadar da gidecek. Büyük el, küçük el kısmına gelelim. Şimdi benim elim büyük el. Zaten önceki videomda Game Power Ursa ve Bane'nin inceleme videosunda belirtmiştim. Ursa'yla hani eliniz büyükse Game Power Ursa almayın, Bane alın diye. Elinizde küçükse Ursa alın, Bane almayın. Çünkü Bane tombul bir mouse. Böyle elinizi dolduruyor. Çok geniş, işte yapılı bir mouse olduğu için büyük elli insanlara göre bir mouse. İşte Ursa biraz daha küçük olduğu için büyük elli insanlar kullanınca elinin altında kayboluyordu. Bu mouse abi tam ortası. Yani küçük elli adam da kullanır, büyük elli adam da kullanır. Neden? Çünkü yatık bir yapısı bulunuyor. Yani kafa kısmı, orta kısmı yukarı değil de yatık bir şekilde olduğu için böyle elinize tamamen oturuyor. Tamamen oturduğu için işte küçük elli de olsanız, büyük elli de olsanız tüm tuşlara rahatlıkla erişebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Kullanırken herhangi bir problem yaşatmıyor. Dediğim gibi bu mouse'un da avantajı o zaten. Büyük elli insanlar da, küçük elli insanlar da bu mouse'u rahatlıkla kullanabilir. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağını ben şahsen düşünmüyorum. En önemli kısmına, yani hafiflik kısmına gelelim. 60 gram bir ağırlığı bulunuyor. Normalde piyasadaki mouse'lar 100 gram oluyor, 110 gram oluyor, 120 gram oluyor. Bu mouse'un 60 gram olması gerçekten inanılmaz. Çünkü birçok işte Cooler Master gibi firma ultra hafif diye ürettiği mouse'ları maksimum 80-85 grama düşürebiliyorlar. Yani bu mouse'un 60 gram yapılması gerçekten de inanılmaz. Yani piyasada hiç mi 60 gram altında mouse yok? Tabii ki de var, ancak fiyatları çok fazla uçuk. İşte 500 lira, 600 lira. Ha belki ucuza da vardır, ancak bu mouse'un 200 lira fiyatla 60 gram bir ağırlığa sahip olması, hatta hafifliğe sahip olması bence önemli bir değer. Peki buradaki pedlerden bahsettiğim, bu pedler gayet kaygan. Hani her türlü zeminde, ahşap olsun, mousepad olsun, kaplama malzemesi olsun bunun gibi, her türlü zeminde kayabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Yani ben bunlardan yana, kayganlıktan yana bir sıkıntı yaşamadım. Bulunduğu yere yapışmıyor. Kaygan bir yapısı bulunuyor. Bu yüzden de oyunlarda sizin için olumlu bir geri dönüşü bulunuyor. Burada bir de etiketleri görüyorsunuz. Normalde bir mouse'da etiketler çok önemli. Çünkü bu etiketler zamanla, işte 1-2 ay sonra sökülmeye yavaş yavaş başlıyor. Bu söküldükçe mouse'unuz artık yere temas ediyor ve gidiş gelişi zorlanıyor. Bunun çıkacağını hiç sanmıyorum. Hani kendin elinle böyle araya sokmadığın sürece kendi haliyle, kendi kendine çıkacak bir etiket yapısı bulunmuyor. Muhtemelen de zaten baskı olarak yapılmış. Optiğimizi görüyoruz dostlarım. Optiğimiz normalde 5000 DPI bir optik. Ancak bunu yazılımla 10.000 DPI'ye kadar çıkarabiliyorsunuz. Yani özünde 5000, yazılımla 10.000 DPI'ye yükselen bir optiğinin olduğunu burada söyleyebilirim. Az önce 20 milyon tıklama ömrü dedim, ancak Switch'in markasından bahsetmedim. Huano diye geçiyor. Yani Huano artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama Switch markası olarak kaliteli bir Switch markası olduğunu söyleyebilirim. Yani çok iyi değil, çok da kötü değil. Hem ses olarak gayet iyi bir geri dönüşüm var, hem de uzun ömürlü konusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Onun dışında optiğimizden zaten bahsetmiştik. Optiğimizin tazeleme hızı maksimum 1000 Hz'e çıkabiliyor. Onu da zaten yazılım üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. FPS'imiz de burada 5000 FPS. Yani bu oyuncu mouse'una baktığınız zaman değerlerin iyi olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz tekrardan özetleyeyim. 10.000 DPI çözünürlüğümüz bulunuyor. Tazeleme hızımız 1000 Hz. FPS'imiz de 5000 FPS. Bu şekilde bir oyuncu mouse her türlü profesyonel kullanıcıları da tatmin edecektir. Amatör olsun, profesyonel olsun, bu mouse gerçekten de oyun performans anlamında inanılmaz bir mouse. Ben bununla hem oyun oynuyorum hem edit yapıyorum. Beni şimdiye kadar 1-2 günlük süreçte üzmedi. Gayet de performansını, kalitesini beğendim. Evet, şimdi en can alıcı noktasına geliyorum. Arkadaşlar şimdi çoğunuz bunu merak ediyordur. Abi ben su içiyorum. Su dökülürse ne olur? Geçirmemezlik özelliği bulunuyor. Yani siz bunu masaya koyduğunuz zaman diyelim ki üzerine su sıçradı, su döküldü. Dostlarım bu mouse suya ve toza karşı dayanıklı. Yani siz buna su döktüğünüz zaman da bir zarar geleceğini düşünmüyorum. Şöyle hatta bir ufak deneme yapalım. Bir tane şişenin içine su koydum. Şöyle buraya püskürteceğim. Bayağı da püskürtüyorum, yani herhangi bir şekilde az püskürtme gibi bir durumum yok. Zaten burası bayağı bir su oldu, görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir bakalım, ışıklarından yana herhangi bir sıkıntı yok. Anakartın içinde zaten su girdi. Görüyorsunuz mouse suya karşı dayanıklı bir mouse. Hani bizzat denemiş olduk. Sudan herhangi bir şekilde etkilenecek, zarar görecek, arıza görecek bir mouse değil. Suya karşı dayanıklı olduğundan zaten bahsedilmiş. Yani buna su sıçrasa, su dökülse bir sıkıntı yaratmayacak bir mouse arkadaşlar. Temizliğinizi bile ıslak bezle rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani sudan yana herhangi bir sıkıntı yaşatmaz. Şimdi şuradan Game Power Sound adlı yazılımı açıyoruz. Zaten Game Power'ın logosu bulunuyor direkt. Bunu bulamazsanız eğer ben size linkini bırakacağım. O linkten indirebilirsiniz. Şimdi yazılımını inceleyelim. Yazılımına en baştan başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi butonlar bulunuyor. Yani sol üstte butonları ayarlayabiliyorsunuz. İşte sağ butonu sola alabilirsiniz. Yani nasıl isterseniz tuşları ona göre kombin edebilirsiniz. Burada zaten mouse'un baskısını görüyorsunuz. Gerçekten hoş gözüküyor. Altında Game Power yazıyor. Burada tuşların işlevlerini değiştirme imkanınız bulunuyor. Makro editör var. Buradan makro atayabiliyorsunuz.
Makro işinde de bayağı bir detay bulunuyor. İstediğiniz gibi makro ayarlayabilirsiniz. Profil kısmı var. 3 tane şu an profil var. Ek olarak bir de kendinize 4-5 tane daha profil ekleyip silebilirsiniz. Bu da size kalmış bir şey. Şimdi sağa gelelim. DPI Settings diye bir bölüm bulunuyor. Burada görüyorsunuz. DPI 1, DPI 2, DPI 3 diye gidiyor. Şu an mesela biz DPI 4'teymişiz. DPI 4'te 4000 DPI olarak ayarlıymış. DPI 5'te 5000, diğerinde de 10.000 olarak ayarlı. Minimum 200 DPI, maksimum 10.000 DPI'ye çıkabiliyoruz. Minimum 200 DPI'de göstermek istiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Minimum 200 DPI'de bu şekilde. Bunu tekrardan bir 4000'e alalım. Bu arada 50'şer 50'şer değil de 100'er 100'er aktaran bir yazılım bulunuyor. Yani işte 50, 100, 150 diye gitmiyor. Direkt 100, 200, 300 diye giden bir burada yazılım bulunuyor. Burada DPI'lerimizi de gösteriyor. Hangi DPI'de hangi renk ayarlı olsun onu da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bende şu an mor ayarlı ve mor sürekli yanıp sönüyor. Bunu mesela ne yapalım? İşte yeşil yapalım. Yeşil yaptım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi mouse'un scroll tuşundaki ve içerideki Game Power logosundaki ışıklar yeşil bir şekilde yanıp sönüyor. Tabii ki buradaki LED şerit bağımsız. Yani bunlardan tamamen bağımsız olarak ayarlanmış. Ona da birazdan geleceğiz. Bu şekilde bir DPI ayarının bulunduğunu söyleyebilirim. Rengini tekrardan bir mavi falan yapalım. Şimdi bununla işimiz bitti. Lighting kısmına geliyoruz. Yani ışıklara geliyoruz. Kaç efekt var onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Yanlış saymadıysam 9 tane mod bulunuyor. Ek olarak bir de LED'i kapatmanız için seçenek sunmuşlar size. İsterseniz baştan başlayalım. Color for Streaming olan ilk efekti seçiyorum. Yani gökkuşağı gibi tüm renkler RGB olarak gelip gidiyor. Şu şekilde göründüğünü görüyorsunuz. Şimdi Colorful Streaming'den Steady'ye geçiyorum. Steady'yi de açtım. Şu anda ne oluyor? Kırmızı bir şekilde yanıyor. Yani sürekli kırmızı yanıyor. Onun dışında rengi değiştirebiliyoruz. Yani mesela şu an böyle bir renk yaptım. Bunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bundaki olay şu, renk sadece sabit bir şekilde yanıyor. Ek bir şey bulunmuyor. Breathing var. Breathing de muhtemelen nefes alma olarak geçiyor. Speed'ini 3'e çekiyorum hızlı olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi nefes alma şeklinde sürekli bir renge geçiyor. Yani yeşile, kırmızıya, mora geçiyor. İstediğiniz rengi de yine seçme şansınız yazılım üzerinden bulunuyor. Colorful Tail var. Colorful Tail'i açıyorum, hep gidiyorum. Bu da yine güzel mavi ve kırmızı, yeşil arasında böyle gidip geliyor. Bu gerçekten hoş bir mod. Bunu sevdim. Bayağı güzel geliyor göze. Hemen altındakine yani neona geliyorum. Neon nasılmış acaba? Bu neon da hızlı bir şekilde renk değiştiriyor. Bu da gayet güzel gözüküyor ve fark ettiyseniz yani bu şu an mousepad'e bile bayağı bir ışık yansıtıyor. Işığının kuvvetli olduğunu, RGB şeridinin ışığının kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Colorful Steady var. Bu da renk değiştirmiyor. Sadece sabit olarak farklı renkler yanıyor. Hiç renk değiştirmiyor. Şu şekilde kalıyor. Bu da yine güzel bir mod. Flicker'a geçiyorum. Flicker'ı merak ettim. Bu nasıl oluyor? Ha, bunu göstermiştim galiba. Polis ışıkları gibi, polis sireni gibi yanıp sönüyor. Tabii ışıklarını yine ayarlayabiliyorsunuz isterseniz. Mesela mavi kırmızı ya şu anda. Bunu yeşil sarı yapabilirsiniz. Tail'e geldim. Tail'i de gösterelim. Tail de bu şekilde bir mod arkadaşlar. Tail'den son olarak Wave'e geliyorum. Wave'den başka da zaten bulunmuyor. Yine Wave'de güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Göze hoş geliyor şöyle bakarsanız. Yani fiyatına göre iyi bir mouse. Kalitesi gayet yerinde. Sunduğu özellikler, donanımı gayet yerinde. Tasarım gayet iyi. Su geçirmeme özelliği de yine güzel. Tabi bu demek değildir ki gidip kova suyun içine bu mouse'u bandırın. Sadece ufak sıçramalara karşı falan dayanıklı bir mouse. Onun dışında RGB özelliğin bulunması güzel. Sensörünün ve işte onun dışında switch'inin kalitesi gayet yerinde. Hafifliği gerçekten çok iyi. Örgü kablosu gayet iyi. Tasarımı zaten, tasarıma bir şey söylemek istemiyorum. Bana göre mükemmel bir tasarımı bulunuyor. Yazılımı da gayet yeterli. Hani birçok kısmını, birçok özelliğini özelleştirebiliyorsunuz. Oyuncular için, editörler için gayet ideal bir mouse olacaktır. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Yine satın almak isterseniz açıklamadaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.